Merhaba Kilis Lisesi öğrencileri. Bugün sizlerle diyezli minör tonaliteleri işleyeceğiz. Sunumun PDF halini açıklamalı kısmından elde edebilirsiniz. Diyezli minör tonaliteler şu şekilde. Aynı majörde olduğu gibi bir kalıbımız var ve bu kalıba sesleri birbiri ardına sıralarken bu kalıba uyduracağız ve bu şekilde minör tonları elde edeceğiz. Minör ton kalıbı nedir? Bir tam, bir yarım, iki tam, bir yarım, iki tam. Daha önce majör tonalitelerde majör kalıbın iki tam, bir yarım, üç tam, bir yarım olduğunu söylemiştim. O yüzden o kalıbı da ezberlememiz gerekiyor. Şimdi tekrarlıyorum minör tonu unutmamak adına. Bir tam, bir yarım, iki tam, bir yarım, iki tam tam aralıklarına uymaktadır. Şimdi la minör. Aynı do majörde olduğu gibi la minörde herhangi bir değiştirici işareti almaz. La'dan başlayıp la'ya kadar yazdığım zaman herhangi bir değiştirici işaret almasına gerek olmadan tam olarak bu kalıba uyar. Birazdan tek tek inceleyeceğiz zaten. Mi minör tonunda fa diyez, si minör tonunda fa diyez, do diyez. Fa diyez minör tonunda fa, do, sol sesleri diyez alır. Zaten şöyle ezberlememiz gerekiyor. Diyez sıralamasını. Fa, do, sol, re, la, mi, si. Bunu ezberlediğimiz zaman la minörde zaten yoktu. Mi minör neydi? Fa. Si minörde fa, do. Fa diyez minörde fa, do, sol seslerini diyez alır. Do diyez minör akorunda fa, do, sol, re. Bakın nereye doğru gidiyoruz? Fa, do, sol, re, la, mi, si'ye doğru gidiyoruz tek tek. Sol diyez minör akorunda pardon tonunda fa, do, sol, re, la sesleri. Re diyez minör tonunda fa, do, sol, re, la, mi sesleri. La diyez minör tonunda da fa, do, sol, re, la, mi, si. Yani tüm sesler diyez olacaktır. Tek tek inceleyelim şimdi. Az önce söylediğim gibi la minör gamı hiçbir arıza, diyez ya da bemol almaz. La doğal minör gamı bakalım. La'dan La'ya yazdık zaten. Tek tek inceleyelim. Bir tam, bir yarım, iki tam, bir yarım, iki tamlı. La Si tam mı? Tam. Bir tam. Si Do yarım mıydı? Evet, yarım. Bir tam, bir yarım. Şimdi iki tam lazım. Do Re tam. Re Mi tam. Ne oldu? Bir tam, bir yarım. İki tam. Mi Fa neydi? Yarım. Ne oldu? Bir tam, bir yarım. İki tam, bir yarım. İki tam daha lazım. Fa sol tam, sol la tam. Bakın kalıp tam olarak uyuyor ve herhangi bir değiştirici işaret almıyor. Mi minör gamında bulmak için yine aynı şekilde bir tam bir yarım, iki tam bir yarım, iki tam formülünü uyguladığımız zaman fa diyez arızasını aldığını görürüz. İncelemiştik zaten. Şimdi burada beraber bir inceleyelim. Mi'den mi'ye yazıyoruz gamımızı. Sonra inceliyoruz. Mi fa. Bize bir tam lazımdı. Fakat fa, mi fa arası neydi? Yarımdı. O zaman fa'ya diyez vereceğiz ki bir yarım ses ileri götüreceğiz. Mi ile fa diyez arası tam ses olsun. Bir tam elde ettik. Şimdi fa sol tamdı fakat fa'ya zaten diyez verip bir yarım ses ileri aldığımız için fa diyez sol yarım. Ne oldu? Bir tam, bir yarım. Ardından baktığımız zaman bir tam, bir yarım, iki tam lazım. Sol la tam, la si tam. Bir yarım, iki tam daha lazım. Si do yarım. Elde ettik. Do, re, re, mi. Ne oldu? İki tane tam. Yani bir tam, bir yarım. İki tam, bir yarım, iki tam. Bunu elde etmek için fa'ya diyez verdik. Si minör gamında fa diyez, do diyez arızaları alır. Hemen inceleyelim. Bu arada aşağıdaki yazan harfler notaların ismi şöyle. Si minör yani si sesi Latin alfabesiyle B harfiyle gösterilir. Yani B gördüğümüz zaman biz Si dediğini anlayacağız. C, Do demektir. Hatta C diyez işte Do diyez. D, Re notasını ifade eder. E, Mi notasını. F, Fa notasını. G, Sol. La notasını A. Zaten Si notasını da B harfi söylemiştim. Bunu da ne olduğunu öğrenmiş olun. Si'den Si'ye yazdık. Hemen bakıyoruz. Si, do yarımdı. Fakat bize bir tam gerekiyor önce. Diyez verdik.
1 tam oldu. Do diyez re arası yarım. Ne oldu? 1 tam, 1 yarım. Şimdi 2 tam gerekiyor. Re mi tam. Fakat mi fa yarımdı. Fa'ya diyez verdik. 2 tamı da elde ettik buradan. Fa diyez sol ne oldu? Yarım. Sol la tam. La si tam. Yani tam olarak 1 tam, 1 yarım. 2 tam, 1 yarım. 2 tam kalıbını yine elde etmiş olduk. Tek tek inceliyorum ki daha iyi anlayın. Fa diyez minör. Neden fa diyez diyoruz bu arada? İlk sesimiz fa ve direkt arızada fa diyez ilk sesi aldığı için fa diyez minör. Bunu söylemiştik. İlk ses tona ya da akorada öyle ismini veren sesti. O zaten o diyez olduğu için ilk ses. Direkt fa diyez diyoruz. Aldığı sesler fa diyez, do diyez ve sol diyez arızaları. Hemen kalıba oturtturduğumuz zaman bakın burada direkt donanımda göstermiş. Az önce direkt notanın yanında yazmıştı. Şimdi direkt fa, do, sol seslerine diyez vermiş. Burada natural gibi yazmış ama biz bunları fa'yı diyez, do'yu diyez ve sol'ü diyez olarak alacağız. Kalıbımız yine 1 tam, 1 yarım, 2 tam, 1 yarım, 2 tam. İncelediğimiz zaman bunu elde edeceksiniz. Do diyez minör. Yine aynı şekilde donanımda fa, do, sol, re seslerini diyez aldığını görüyoruz. Hemen kısa bakalım. Do, re, pardon, do diyez, re diyez, tam. Çünkü mesela do diyez, re yarımdı. R'ye de yarım sesi götürdüğümüz zaman 1 tam elde ettik. 1 tam 1 yarım. Şimdi re diyez ile mi arasında da yarım ses kaldı. Çünkü 1 tam 1 yarım. 2 tam olması için fa'ya diyez verdik. Pardon, mi ile fa diyez arasını tam yapmak için fa'ya diyez verdik. Sol diyez, pardon, fa diyez sol arası yarım kaldı. Sol'e de diyez verdik bu yüzden. Bu şekilde 2 tam elde ettik. Sonra baktığımız zaman sol diyez la arasında yarım ses var. Sonra la si ve si do yarımdı. Do'ya da diyez verdik. Yani kalıbı oluşturmak için do, fa, do, sol, re seslerine diyez vermiş oluyor. Sol diyez minör akorunda da, pardon, tonunda da fa, do, sol, re, la seslerini diyez alıyor. Hemen bakalım. Sol diyezle başlıyor. Sol diyez la neydi? Yarımdı. La'ya diyez verdik. Tam elde ettik. La diyez si yarım. Si, do diyez tam. Do diyez, re diyez tam. İki tam oldu. Re diyez mi yarım. Mi, fa diyez tam. Mi, fa yarımdı. Fa'ya diyez verdik. Tam yaptık. Fa diyez, sol diyez. Yine tam. Yani bir tam, bir yarım. İki tam, bir yarım. İki tam. Yine bu kalıbı elde ettik. Bunu tekrarlayacağım. İyice ezberleyin diye. Re diyez minör. Fa, do, sol, re, la, mi seslerini alıyor. O da şöyle. Bakın sadece si sesi burada natural olarak kalıyor. Tüm sesler, geri kalan tüm sesler diyez alıyor. Kalıbımıza uydurmak için re diyez minör akorunda, sürekli akor diyorum pardon, tonunda unutmayacağız. Tüm sesler diyez alır. Kalıbımız uyması için sadece si sesi natural kalır. La diyez minör gamı da 7 arıza alır. Yani tüm sesleri diyezdir. Hemen gösterdik. Fa, do, sol, re, la, mi, si. Aslında la minör tonu tamamen natüreldi. Zaten tüm sesleri de diyez verip yarım ses taşıdığımız zaman aralarındaki fark da aslında aynı kalıyor. O yüzden la diyez minör de kalıba tam olarak uyması için tüm seslere diyez vermiş oluyor. Minör gamlar, diyezli minör gamlar bu şekilde. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Müzikli günler dilerim.